Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersinde yepyeni bir videoyla karşınızdayız ve Vece Hocam sıradaki videoda neler var? Sıradaki videomuzda Atatürk'ün demokrasimiz için yaptıkları, çok partili hayata geçiş çalışmalarında neler yaşanmış, bu videomuzda bunlara değineceğiz. Evet, bakalım milli mücadele döneminden ele alacağız arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nde şöyle bir karar var, şöyle bir madde var. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani milletin geleceğine yine milletin azim ve kararlı karar verecektir. Evet, milletin kararı, milletin azmi burada hem millet egemenliğinden bahsediyor. Ve sorumluluğu hem de, yine millete yüklüyor. Evet, ancak diyor istiklali yani özgürlüğü kazanmak istiyorsak, özgür olmak istiyorsak milletimiz kararlı olacak ve kendi iradesini kullanacaktır diyor. Geçiyorum. Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliye'ye etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli irade demek, milli egemenlik aslında ilkesiyle gayet örtüşür. Burada da Erzurum Kongresi'nde de bunun sinyalini vermişler. Sivas'ta İrade-i Milliye yani Milli İrade Gazetesi'nin çıkartılması, bir gazete çıkartılıyorsa burada demek işlerin, daha fazla insana ulaşılmaya çalışıyor değil mi? Evet, işlerin nasıl ilerlediğini görebilmek açısından halka bir aslında nitelik kazandırmak hedefleniyor. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin çıkartılması, Mebusan Meclisi'nin kapatıldıktan sonra Ankara'da en nihayetinde Büyük Millet Meclisi'nin açılması, milli mücadele döneminde demokrasimiz için yapılanlar. Bir de evet, milli mücadeleden sonra oluşan bazı adımlar var. Nedir bu? Saltanatın kaldırılması. Saltanat derken babadan oğula geçen sistem ve o dönemde tek kişinin egemenliği var. Tek kişinin egemenliğinden kurtarıp cumhuriyetin ilan edilmesi yani halka verilmesi, egemenliğin halka verilmesi sürecini görüyoruz. Daha sonra halk fırkasının kurulması, fırka parti demek, halk fırkasının kurulması bir partileşme sürecine geçildiğinin sinyalidir. Ardından terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Şimdi parti gördüğümüz vakit farklı düşüncelere, birden fazla parti varsa farklı düşüncelere, farklı görüşlere yer verildiğinin göstergesidir. Bu da demokratik toplumlarda olan bir şeydir zaten. Medeni kanunla kadınlara sosyal, ekonomik ve hukuki hakların getirilmesi, verilmesi. Medeni kanunu biliyorsunuz sosyal ve ekonomik haklar kadınlara veriliyor. İşte kadınlara boşanma hakkı, mirastan erkeklerle birlikte eşit pay alma hakkı gibi kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmesi bakımından çok önemli. Eşitliği sağlaması yönüyle hem de halkçılık ilkesiyle de alakalı olması yönüyle özellikle demokrasi için çok çok önemli bir kıstas aslında. Hemen akabinde serbest cumhuriyet fırkasının kurulması. Yine bakın bir farklı bir parti daha olmuş. Geliyor. Evet. Kadınlara belediye, muhtarlık ve milletvekili seçimlerine katılım hakkı. Yani kadınlara siyasi haklarında verilmesi burada da eşitlik olduğunu görüyoruz ve demokratik bir unsur taşıdığını söyleyebiliriz. Geçiyorum. Çok partili hayata geçiş çalışmaları nasıl olmuş? Bir kere siyasi partiler demokrasinin en temel ve vazgeçilmez unsurudur. Yani siyasi partiler olmadan biz görüşümüzü destekleyen kişileri bilemeyiz. Demokrasinin uygulanabilmesi, hükümetin denetlenmesi, farklı görüş ve fikirlerin ortaya çıkması için yeni partiler gerekli. Tek bir partiyle olacak iş değil. Mustafa Kemal de bizzat arkadaşlarının bu yeni parti kurmaları için teşvik ediyor zaten. Ve hemen ne görüyoruz? Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan bahsedeceğiz. Daha önce Halk Fırkası diye bahsettiğimiz Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet Halk Fırkası olan yani bugünkü anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi olan bir partiden bahsedeceğiz arkadaşlar. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti içinden 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Kurucusu Mustafa Kemal. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsiyor. Daha demin bahsettiğim gibi kurulduğunda Halk Fırkası daha sonra Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıyor ve 23-50 yılları arasında da iktidarda kalan bir parti. Ardından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı görüyoruz. Kurucuları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan adı vardır. Dikkat ederseniz burada Mustafa Kemal'in zaten arkadaşları. Ne demiştik daha demin? Mustafa Kemal arkadaşlarını bizzat yönlendiriyor. Parti kurun, farklı görüşler olsun diyor mecliste. Bu da bunun bir yansıması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da bunun bir yansıması. Peki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı önemli yapan bir diğer husus nedir? İlk muhalefet partisidir arkadaşlar. CHP ile görüş farklılıkları bulunuyor. Mustafa Kemal farklı fikirlerin olmasını da destekliyor. Ekonomide Cumhuriyet Halk Fırkası devletçilik ilkesini savunmuşken liberalizmi savunuyor
terakkiperver, cumhuriyet fırkası yani serbest ekonomi. Peki nedir liberalizm? Bireyin özgür olmasını, ekonomik güçler arasında özgür yarışmayı, devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteyen siyasal ve ekonomik bir öğreti aslında liberalizm. Evet, serbest cumhuriyet fırkasına geldim. Kurucusu Fethi Okyar, Atatürk'ün isteği üzerine yine kurulan bir parti. Ekonomide yine liberalizmi savunuyor. Teşvik-i sanayi, yani sanayiye teşvik kanununun uygulanmasını istiyor. Kadınlara siyasi hakların tanınmasını öngörüyor. Tek dereceli seçim sistemi olması görüşünü savunuyor. Yabancı sermaye izin verilmesi görüşünde, yani yabancı sermaye evet ülke içinde olabilir diyor. Verginin herkesin gelirine göre alınmasını istiyorlar. Yine burada da rejim karşıtlarının partide toplandığını gören Fethi Okyar aynı yıl içerisinde bu partiyi de kendisi kapatıyor. Yani kendisi aslında feshediyor. Kapatılma olmuyor. Buradan ne çıkartmalıyım? Partilerin kapatılması halkın henüz çok partili hayata hazır olmadığını gösterir arkadaşlar. Evet, bu videomuzda da partilerden bahsettik. Demokrasinin nasıl bir aşama geçirdiğini Atatürk'le birlikte bunlardan bahsettik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.